Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Hisar-O hava savunma sistemimiz. Bildiğimiz üzere geçen hafta atış testi yapıldı. Ondan daha dikkat çekense bu görüntülerdeki fark edilmeyen detaylar. Deneyimli gözler bunları ortaya dökebilir. Sadece orta menzil bir hava savunması olmadığını bu detaylardan çıkarabiliriz. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Peki Hisar-O artının tam özellikleri neler? Fark edilmeyen detaylardan neler çıkarabiliriz? Veya bundan sonraki adımda neler olacak? İncelemeye başlayalım. Hava savunma sistemleri geçmişten günümüze savaşlarda hep aktif rol almıştır. Öyle ki doktrinleri değiştirip üstüne filolar bile kuruldu. İşte tam da böyle bir sisteme sahip olmamız ordumuz ve milletimiz adına büyük önem taşımakta. Tabii her ülkede böyle sisteme sahip değil. O yüzden de savaşlarda denge değiştirici unsurların başında. Hatta örnek de verelim, şu anda Suriye'ye savaş uçaklarımızı aktif olarak sokamıyoruz. Bunun sebebi Rusların Hmeymim üssü. Bu noktada bir batarya S-300 bulunmakta. Uçaklarımızı vurmalarından çok, kitlenmeleri bile büyük sorunlara neden olabilir. Aynı şekilde bunu kullanarak önde olmamız mümkün. Mesela Yunanistan'a karşı. Eğer uzun menzilli sistemlere sahip olsaydık, her tacizlerine F-16 kaldırmazdık ya da SİHA. Hava sahasını kapatıp ekstra güvenlik sağlayıp maliyeti de azaltmış olurduk. Yaklaşık olarak 100 kilometre üzeri mesafelerden bahsetmekteyiz. Tabii bu sayılara gelmek öyle kolay değil. Basamak basamak çıkmanız gerekmekte. Sırasıyla Hisar-A, Hisar-O ve Siper projeleri buna örnek diyelim ve konumuz olan Hisar-O'ya giriş yapalım. İlk olarak Hisar-A artı şu an envanterde. Buna bakarsak Hisar-O artının da 2022 gibi envantere girebileceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında farklı yanlarına geçmeden önce en temel özellikleri 25 km uzaklık ve 15 km irtifa gibi bir menzil görmekteyiz. Tabii bunlar bize devletin verdiği menziller. Bu tarz silahların özellikleri net olarak açıklanmaz. Bazı ülkelerde yine bu şekilde yapmakta. Dememiz o ki bu menziller doğru değil. Füzesini en az 40 km menzile ve 20 km irtifaya fırlatabilmesi abartı olmaz. Hatta 50 km gibi sayılar bile imkansız değil. Çünkü Hisar-O artı olarak önceki sistemin bir üst modeli artı olarak yükseltildi. Üzerine dönersek mühimmatımız aktif radar güdüme sahip. Bu da demek oluyor ki radardan bilgiyi aldıktan sonra yolunu kendisi bulabilir. Yani karadan ateşlendiği zaman karadaki radar bozulursa veya imha olursa hedefine yine de ulaşabilir. Bunun yanı sıra üst kısmında belirtilmeyen mini değişimler görüyoruz. Kızılötesi güdümede sahip olması mümkün. Hedefe yaklaşınca karıştırmaya girerse bu başlık onu kurtarabilir. Bu nedir derseniz kızılötesi güdüm cismi resim olarak görür. Radar dalgasından ziyade görmek daha kesindir. İnsanlar gibi bu güdümler gördüğüne inanır, söylenene değil. Ek olarak motorumuza bakacak olursak iki aşamalı olduğunu görmekteyiz. Motor hedefe yaklaştığı zaman ikinci kez işlem görüp vurmayı garantilemekte diyelim. Bu önemli detaylardan biri cepte. Diğer bir önemli kısmı radarı. Sonuçta radar olmadan bir işe yaramaz. Hisar-O sistemi kalkan bir radarını kullanmakta. Biraz bahsedecek olursak radarımız Türkiye'nin ilk faz dizini radarı, AESA tipi ve 100 km'den fazla menzile sahip. Öne çıkan tarafı ise karıştırmaya dayanıklı olup 20 dakikada hazır olması. Bu da sistemin kompakt yapıda ve sorunlarının az olduğunu gösterir. Tam da orta irtifa sistemler için biçilmiş kaftan, bu da yine cepte. Son önemli ancak bir o kadar fark edilmeyen kısımsa füzemizin dikey ateşlenmiş olması. Ne var bunda, altı üstü dikey çıkıp hedefini vurmuş diyebilirsiniz. Tabii bu kadar basit değil. Bir füzeyi dikey ateşlemek beraberinde birçok sıkıntıyı getirir. Manevrası kötüyse, olmamışsa hedefini vuramaz ve menzili önemli ölçüde düşer. Belirtilene göre Hisar'sa dikey çıkmasına rağmen menzil rekorunu kırmış. Yani mühendislerimiz bu büyük sorunu halledebilmiş. Bunun yanı sıra füzenizi dikey ateşleyemezseniz başka yerlerde kullanmanız sorun olacaktır. Nereye geliyoruz? Buradan çıkacak sonuca. Başka nerede dikey fırlatılan hava savunma füzeleri kullanılıyor? Tabii ki gemilerde.
cebe attığımız 3 noktayı hatırlayalım. Çift aşamalı motor, güçlü radar ve dikey fırlatabilmek. Bu noktalar sayesinde Hisar'ı artık gemilerimize geçirme aşamasına başlayabiliriz. Hatta çoktan başlanmıştır. İstif sınıfı fırkateynlerimizin VLS hücrelerine milli füzeler koymamız gerekli. Bu yüzden yapılabilecek olan Hisar'ın deniz versiyonunun artık bu boşluğu doldurabilecek seviyede olduğunu görüyoruz. Tabii yine böyle kuru kuruya da olmaz. Gemilerimizde kullandıklarımızla karşılaştıralım. Şu anda gemilerimizde orta menzilli füzelerde SM-1 ve RIM-162 gözükmekte. SM-1'i eski diyelim mecbur idare ediyoruz. Düzgün olarak RIM-162'ye bakalım. 50 km menzile sahip eski ama çok daha iyi bir mühimmat. Tabii aklınızda Hisar kötü diye canlanmasın. Hisarlar yeni olduklarından çok daha gelişmiş. Özellikle karıştırmalara karşı. Karıştırma dedik ama aslında olay burada başlamakta. Bizim kullandığımız RIM-162'ler ve diğer yabancı füzeler herhangi bir Amerikan pilotlu, Amerikan tapulu hava aracında etkili olamaz. Füze ateşlenir lakin dost uçaklara vurma şansınız dahi var. Bunun sebebi kaynak kodlarının onlara ait olması. Füzenin altyapısını bildiklerinde yazılımları zaten onlar için kırık vaziyette. Bunun tarihte birçok örneği var. Üstüne üstlük Amerika kapalı olarak RIM-162 tedariğinde bize sıkıntı çıkarmakta. Tam da buradaki boşluğu Hisar O kapatabilir. Kodları, yazılımı, altyapısı her şeyi bize ait. İstediğimiz gibi kullanırız. Tabii gemiye geçerse her şey de bu kadar mükemmel değil. Objektiflik adına gelelim Hisar'ın en geri noktalarına, füzenin hızına. Füzemiz Mach 2 süretinde, yani ses hızından 2 kat hızlı. Eski dediğimiz SM-1 bile bundan biraz daha fazla. Hele ki çok eski olan RIM-162 3 Mach üstü süratlerde Hisar'dan daha keskin manevra yapabilir. Yine de her şeyde teknik veri değil, sadece okuyup geçen kısımda değiliz. Daha önemli noktalarda örneklerle gidelim. Türk donanmasındaki ortalama bir gemi Yunan füzelerini 35-40 km mesafelerden tespit edebilir. Hadi yoğun harp durumunu ortaya koyalım, bu mesafe 30'lara kadar düşer. Bu durumda karşılık verebilmeniz için saniyeleriniz var. Tam da bu kısımda hava savunma füzesinin ateşlendiğini varsayın. Hisar O'nun bu durumda kinetik enerjisini toplayıp hızlanması 1 dakika ancak sürmekte. Bu 1 dakika içinde de zaten hedefine çarpmış olması gerekir. Ancak RIM-162 füzeleri bunun için tasarlandı. 15 km ötedeki hedefe dahi hızlı reaksiyon gösterip güç kazanabilmekte. Bizim sorunumuz işte tam da burada. Menzil uzatmak adına bazı şeylerden kısmış gözükmekteyiz. Tabii bu karada geçerli. Bakalım denize geçerse bu eksiğini de kapatabilecek mi? Sonuçta genel olarak demek istediğimi Hisar'ın artık boyut atladığını anladınız. Unutmamamız gereken 3 temel noktası motoru, radarı ve dikey atılabilmesi. Sonuç olarak Hisar O artı füzesi uzun bir yolda atılmış çok önemli bir adım. Özellikle envanterimizdeki büyük boşlukları doldurmakta. Son halinden de görüyoruz ki sadece bununla da kalmayacak, başka yerlere geçebilecek. En azından geçmese bile artık bunu yapabilecek güce yaklaştığını görüyoruz. Gemilerimize milli füzeler koyacağımız günler çok uzak olmasa gerek. Hayırlı olsun. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.